Merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Her Perşembe klasikleşen Kim Milyoner Olmak İster isimli programımıza hoş geldiniz. Milyoner olmak isterseniz eğer bizi izleyin, fakir olmak isterseniz Steve'i takip edin diye başlamaz hemen lafla. Neyse, gelir mi acaba bugün yine? Gelirse biraz metiyeler düzelim şimdiden. Ne yapıyorsun, değil misin? Vallahi övdün mü, gömdün mü belli değil ama pek metiye benzetemedim. Allah gördüğün gibi ben de hem arkam renkli hem kendim renkli böyle bayağı bir renk cümbüşü içerisinde. Evet. Sana baktığım zaman gözüm yoruluyor şu anda. Evet değil Hiç mi? Hakan Onu Akkaya'yı izledin mi sen? kimi anlayalım? Bugün ne? Tabii bugün ne giysem? Bununla bu kıyafetle nereye gidiyorsunuz Bahar Hanım? Abi şu anda gelmiş. Çok güzel demişler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir de bana sorun onu diyeceğim ama. Avalens. Avalens bakın diyor Özlem Tombul Hanım. Avalens. Avalanş mı acaba demek istiyorsunuz? Sent isteği geliyor. Evet arkadaşlar, hadi biraz canlanalım. Yayınımızı açtık. Birazdan Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin'de de böyle bir hareket var. Direncinde mi? Neyin neresinde? Dolarda bugün acayip hareketler oldu. Dolar ve Euro'da. Böyle bayağı düşük seviyelere falan geldiler. Yani ne oluyoruz dedim. Yine böyle ardı arkasına satışlar geldi. Onun dışında sizlerin de yazdığı, buraya yazdığı bu altcoin'leri de elimizden geldiğince Bahar Hanım'la birlikte adeta bir yarış içerisinde incelemeye her Şey perşembe var mı? olduğu Kedi gibi devam videoları edeceğiz. var Hı? Kedi videoları var ya şöyle vuruyorlar ediyorlar ya tak 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 tak. Ha. Onun gibi karşılayacağız grafikleri. Evet, yani analiz şey coin istekleriniz bir top, bizde iki kedi, bir ona bir bana şeklinde şey yapacağız. Evet. Kaç kişiyiz acaba? Ben göremiyorum. Sen de göremiyorsun, değil mi? O zaman ben Yok görmeye hayır. başlayayım. Bakayım. Görmeye Klasik başlayayım. şeyimize geldiysek, evet 266 kişiyiz. Fena değil. Diğer arkadaşlar birazdan gelirler zaten. Klasik böyle bizim 400 kişilik genelde bir takipçi kitlemiz var. Perşembe akşamları hep bizi izliyorlar. Bir de mesela şu geri dönüşleri de çok alıyorum. Şimdi biz burada analiz yapıyoruz ya. Analiz yaparken bir taraftan da anlatıyoruz. Hani şuradan şuraya çektik, buradan buraya çektik falan filan diye. Yani seni bilmiyorum da ben anlatıyorum en azından. Bu şeyde çok aslında etkili oluyor. Bu eğitime gönül vermiş arkadaşların öğrendiği, orada teorik olarak öğrendiği bilgileri pratikte grafik üstünde nasıl uygulayacakları konuşamadım. Nazar mı değdirdiniz? Ne yaptınız? Tekrar ediyordum. Grafikte nasıl uygulayacakları hakkında fikirler veriyor. Müthiş bir insanım. Acayip cümleler kuruyorum ya. Ama uzun cümleler kısa Maşallah. hayat, kısa cümleler uzun hayat diyelim. Evet. Bilen bilir. Selamun aleyküm. Levent Bey demiş. Aleyküm selam. Bilen bilir bey. Şey burada mı acaba ya? İbrahim burada mı? İbrahim buradaysan ses ver. 50 bin, 50 bin 391. Bu şeyde ben burada ekranı paylaşmadım. Hemen ekranımızı paylaşalım. Onu da Yani önüne birazdan geçmeden göreceğiz. önce arka plandayken biz bir böyle bir kafa atmaya yürümeye başladı. Evet, Dedim evet. ne zaman yayına gelsek ya düşürüyoruz ya çıkarıyoruz arkadaş nedir bizdeki bu şey? Evet. Enerji yoğunluğu. Şu anda tam şeyde trend çizgisine bakın, fitil orada. Bu mumun kapanmasına tabii 5 saat var. 5 saat sonra tekrar bakmak lazım ama güzel bir gelişme. Sadece biraz hacimle alakalı sıkıntımız var. Ama hacim tabii ki mum kapanana kadar ne oldu belli olmayan bir bardır yani şunlar. Biliyorsunuz 3'te kapatıyoruz ya hacimleri, şey hacim diyorum gün kapanışını. 2.59'da mesela Bahar Hanım oradan 1 milyar dolarlık bir alım yapar. Buradaki hacim barı birden fırlar. Bakmayın böyle durduğuna. Renkli renkli giyinmesinin bir sebebi var. Tabii ki çok parası var. O yüzden yani zenginim giyinişi bu. Takmadım ya aratmasın dedim. Anladım. Tamam. Evet. O zaman başlar mısın Bitcoin'le yoksa ben başlayayım mı Bitcoin'le? Açmışken istersen devam et, sonrasında ben geçerim. Okay. Tamam. Şimdi 2 gün önce güzel bir yükseliş gördük. Fena değil. Dün biraz şeyli geçti. Böyle biraz çetrefilli geçti falan. Bugün de hatta biraz kırmızıydık. Sonrasında tekrar yeşile döndü ve şu anda 50.438'den işlem görüyor. Burası önemli bir seviye. Burayı kırabilmesi gerekiyor yükselişe devam edebilmesi için. Biliyorsunuz benim de beklediğim
burası veya 41 bin gelmesinden gönlüm yana hala öyle. Yani burası aşılmadığı sürece, 50 bin bandı aşılmadığı sürece 45 bin ilk önce tabii ki. Sonra 41 bin gelmesi gönlümden geçen şey aslında. Ama bunda tabii ki diretmiyorum. Her zaman ne diyoruz? Analist veya trader dediğiniz adam kaypak olur, dönek olur. Trend döndüyse o da döner. Yani burada 41 bin gelecek, 41 bin gelecek diye ısrar edersem ya da İbrahim gibi 41 bin gelmeyecek, 41 bin gelmeyecek kesinlikle bileğimi keserim gelirse olursa olmaz. Yani bizim her iki yönü de işlem stratejimizin, planlarımızın hazır olması lazım. O yüzden 50 bin kırılırsa ve buradaki gün kapanışlarını, 4 saatlik kapanışlarını hacimle birlikte ve diğer geçilen dip ve tepelerin değerlendirmesiyle birlikte, evet bak güzel bir seviyedeyiz artık, buradan sonra yürüyoruz dediğimde en azından kendime o alanlarda işleme girmek bana daha evla geliyor. Yani bu aşamada mesela şimdi aşağı doğru bir hareket olmaz mı? Olabilir tabii. Değil mi? Yani buradan aşağı doğru sarkar, buradan bir test yapar, ondan sonra gider. Ya buradaki düşüşlerden mesela çok şey yapmam. Öyle korkmam ama direnç geçirmeden, buradaki 50 bin direnci geçirmeden buradaki düşüşler birçok yere bizi götürebilir. O yüzden ve burada hala bu çizgi kırılana kadar temkinliyim. Kırıldıktan sonra yakın stoplu olarak deneyebilirim. Bu tabii ki altcoin'lere de etki edecektir diyoruz dostlar. Evet. Evet. Ben de miyim? Sendeyiz. Ben de o sırada şu dolar grafiğini bir açayım da. O bent yürüyor. Tamam. Devam. Bitcoin'de aslında benim şöyle geriden gelen düşük dip ve tepelerden oluşan düşen açılı trendlerim vardı ve bu baskıyı zaten şu son line grafikte, çizgi grafiğinde Twitter'da incelediğimiz alan içerisinden kırılımla beraber karşılamıştık. Akabinde ben şu sarı alana, yani fiyat bandı olarak 47.700 ile 46.800 seviyelerine tekrar bir inmesini ve bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket görmesini tercih ederdim açıkçası. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerekli soğuma işleminin ben tam anlamıyla gerçekleştiğini düşünmüyorum. Burada gülen suratımla beraber yukarı yönlü tekrar direnç bölgesindeyiz. Daha doğrusu aşılık bölgesindeyiz RSI'de 4 saatlik grafikte. Ve bunu şununla beraber değerlendirecek olursak, burası bizim bir son kısımda oluşan dalgamız. Eğer bu dalgaya trend temelliyle baktığımızda karşımıza 618 direnci bir önceki, daha doğrusu kendinden öncekinin öncesindeki tepe noktasına da tekabül ediyor aynı zamanda. Fiyat bandı olarak ise 6.730 seviyesi. Bunun hemen üzerinde ise geriden gelen kuvvetli bölge olarak 51.350 ve 52.800 bölgem var. Bu bölgeden red diyebilir veya mevcut durumda belirtmiş olduğumuz 618 bölgesinden bir geri çekilme gerçekleştirebilir. Bu açıdan da gerçekleşecek geri çekilme şayet oluşur ise kırmış olduğu şu anki açıyı tekrar kaybetmesini istemiyorum. Bu da bir önceki tepe seviyesinin olduğu nokta ile 49.240 seviyesi diyebilirim. Altında ise tekrar belirtmiş olduğum sarı alanı görebileceğimizi söyleyebilirim Bitcoin için. O nedenle şu kapanışın geri çekilme seviyesi veya görmüş olduğu nokta sonrasındaki tepkilerini takip etmemiz gerekiyor dedikten sonra hala hastalığı tam olarak atlatamadım. Bu nedenle konuşurken astımdan dolayı takılmalarım olabiliyor. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Evet, ben alıyorum o takılmaları. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzeldi. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Steve'e bir oyun oynayalım mı? Bizi alsana bir Alimcan yayına. Steve'e bir oyun oynayacağız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi o şey yapmış. Bu Twitter'da haydi canlılarınızda kripto element Baharlanya yazıyor ya. Onun o bir tane gönderisi var işte. RT etmiş benim bu yayına davet link şeyimi. Tweetim olan ne kadar uzadı. Her neyse. Steve'in arkadaşlar. Steve'in bak buraya şimdi şeyini atıyorum. Linkini atıyorum. Bu gönderisinin altına kim nerede ne yapıyor? Yani bizi mi izliyor? Şu nerede izliyor? Nasıl izliyor? Böyle bir resmi çekip buradaki bu linkin altına atın arkadaşlar. Steve'in şeyi bu. Twitter'ı. Onun altında biz de yayının sonunda bakacağız.
kimler bizi nerede nasıl izliyor diye. Steve'de de böyle habire bildirimler düşüp dursun. Tak 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 tak. Ne oluyor falan diye bir baksın. Öyle bir küçük enstantane yapmış olalım. Geçen katıldığımda ekran, daha doğrusu canlı yayına geldiğimde arka planda ofisteyse ya şu anda bilmiyorum ama canlı olarak büyük ekranda bizi izliyordur. Dank diye gelirse siz hayır mı falan diye şaşırmam yani şu anda. Çıkmadı mı? Çıkmışlardı onlar ya saat 9. Kalırlar geçen mı? Geçen şey... de aynı saatte buradaydık. Ya sen bakma, evden falan bağlanmamış mıydı o? Evden değil miydi? Ofiste miydi? Hayır hayır ofisteydi. Ha anladım anladım. Çalışkan çocuk. Hadi arkadaşlar gönderin oraya. Şimdi şöyle ben şeyde orada güncelleyeyim. Evet. Tweet'i gördünüz değil mi? Heh, tamam tamam resimler gelmeye başladı. Okey. Şimdi neyi inceleyeceğiz? Band isteği var. Band'i bir alalım. Band güzel gidiyor. Steve de buna girmişti zaten. Alalım mı? Alimcan benim ekranı alabiliriz. Şimdi Band'de bir güzel bullish bir harmonik formasyon yani bat formasyonu olduğunu görmüştük aslında. Bunu senle geçen yayınımızda değildi herhalde ben şeyde söyledim değil mi? Çarşamba yok, günkü yayında galiba söyledim. Dünkü. Ha yayında belirtim bilmiyorum ama ders daha sonrasında. Daha öncesinde Twitter'da attım. İşte Band ve Dot atmıştım. Ha şeyi attım tabii tabii. Benim Telegram kanalına attım. Telegram kanalını açıklamıştım. Burada bir bullish bat formasyonu var arkadaşlar ve 5.34 ve ya da 5.35 ile 4.69 arası güzel bir PRZ alanıydı. Yani Potential Reversal Zone. Böyle İngilizcesini söyleyince çok karizmatik oluyor. Çok bir şey biliyormuşum gibi anlaşılıyor. 5.35'i kırarsa dedik burada gayet güzel tatlı tatlı 6.48'e doğru ilerler. Tabii ki Bitcoin'in de desteği gelirse. Bitcoin'in de şu anda desteği geliyor gibi. Burası TP1 seviyesi, 8.14 ise TP2 seviyesi. Fakat bu bir tabii günlük grafik arkadaşlar. Buradan yani hemen böyle hedefe gelmesi böyle bir günde veya yarım günde olacak bir şey değil. Biraz böyle günlerin geçmesi gerekebilir. O yüzden aceleci arkadaşlar daha kısa zaman dilimlerindeki grafikler odaklanırsa daha küçük kar marjlarıyla daha kısa sürede kazanabilirler. Ama burada TP1'de %21 var. TP2'de ise %50 var. Bunu öyle piyasa her zaman anında vermeyebilir. Tabii burada şimdi harmonik formasyonların kullanımı biraz daha farklıdır klasik temel teknik analize göre. Şimdi ben 5.35'ten girdim. Peki bu invalide olamaz mı? Elbette olabilir. Burada hatta bu 4.69 seviyesini de geçip 3.86'ya kadar gelebilir ve formasyon 3.84'e geldiğinde yani 3.86'a geldiğinde hala içinde invalide olmamış oluyor. Fakat sizin burada zararınız çok ciddi bir zarara bürünüyor. Gördüğünüz gibi %28. Bu sebepledir ki PRZ alanını geçtikten sonra alım yaparız ki düşüş riski minimize olsun. Buna rağmen yine de alacağımız burada biz aslında buraları alımları dizeriz. Yani işte 4-5'e, 5.35'e, 4.69'a ve 3.86'ya kademeli alımlar yazarız. Ve burada 5.35'in kırılımıyla all in'de yapmayız. Küçük bir miktar gireriz. Bitcoin ki özellikle böyle direnç seviyelerindeyse, kıramayacak gibi ise aşağı doğru yönelmesi durumunda zararımız fazla olmasın diye. Ama yok Bitcoin gayet güzel gidiyor. Burada 5.35 üstünde gün kapanışları yaptık. 5.60, 5.70 gidiyor. Tamam. Eklemelerimizi belirli seviyelerde yine yapabiliriz. O yüzden kullanırken harmonik formasyonları biraz dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bat formasyonu burası 1.13'tür. X'in 1.13'üne gelir. Buraya kadar invalide olmaz. Bakın bu aralıkta. O yüzden kademeli alım yapılır. Tamam. Evet. Sendeyiz. Mana sorulmuş. Ben de onu inceledim. Daha doğrusu mevcutta bir grafiğim vardı. Üzerine çalıştım. Şu görmüş olduğunuz yay aslında benim önceki analizimden kalma. Kaldırmak istemedim size de göstermek için. Gösterme nedeni de şu. Genelde çanak diplerinde yapı itibariyle diagonal bir yapı arıyoruz. Fakat mevcut görüntüdeki gibi direnç olarak da bu şekilde karşımıza çıkabiliyor ve bunu yine mevcut yay ile takip ettiğimiz zaman tam olarak kırılma noktası ve direnç bölgesinin çakıştığı alan ile
beraber koordine şekilde konumlanmış. Dolayısıyla şöyle şunu kaldıralım. Oradan kalma şunları da yeni ekledim. Bunlar üzerinden devam edecek olur isek bir fiyat bandı vermem gerekirse mana için 3.58 seviyesi geçmişte de güzel çalışan bir bölge ve kırılması ile yukarı yönlü bir ivmelenme görülebilir. Fakat şu an için buna nefesi yeteceğini düşünmüyorum. Akabinde tekrar bir düzeltme gelebilir. Destek olması gereken fiyat bandı ise 3.35 seviyesi. Hemen üzerinde bir de hareketli ortalamaların özellikle MA200'ün olduğu bölge mevcut. Bu da 3.44 seviyesi. Yani 3.44 ve 3.35 seviyeleri taşınır ise yukarı yönlü kırılımı baskılayabilir mana grafiğinde. Akabinde 3.35 seviyesi kırılır ise altta yine kuvvetli destek olarak 3.05 desteğimiz var. Fakat burayı şu an çok mümkün ve yakın bir düzeltme noktası olarak görmüyorum. Akabinde benim baz alacağım manayı takip edersem ilk destek noktam burası olacaktır. Kaybedilmediği sürece kırılımla beraber yukarı yönlü 4.13 ve 4.31 seviyeleri karşımıza çıkabilir. Evet. Evet. Bu arada bir yandan Twitter'a da bakıyorum. Ben belirttiğin tweet'i bulamadım ama. Bulamadın mı? Şeyi attım ya. Dur şurada. Resimler gelmeye başladı zaten. Ben onu private chat'e atayım. Şeyi de bir daha atayım arkadaşlar. Steve'e şaka yapıyoruz ve şimdi bu gönderdiğim tweet'in altına nerede, ne şekilde, bizi nasıl izliyorsunuz? Onun resmini çekmenizi, anlık resmini çekip göndermenizi istiyorum. Çok keyifli resimler gelmiş. Birazdan bakacağız onlara. Gelelim dolara. Dolar, ya birazdan Dota da değineceğim arkadaşlar. Bu ya Raja isteği geliyor. Bu Raja, biz geçen yayında baktık mı yoksa şeyde Steve'le son dakikada mı baktık? Enteresan bir grafiği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bakacağız. Neo'ya da bakacağız. Reşat Bey. Şimdi ya burada tabii ya dolara siyasi, çok fazla siyasi olduğu için, yani işin içinden fazlasıyla politika girdiği için hani burada bir teknik analizle alakalı daha önceden mesela iki defa yaptım yine bu yakın zamanda. Çok uzun zamandır da yapmıyordum. Dirençleri mirençleri işte patır putur gelip geçiyor. Burada destekleri ki zaten doğru düz destek oluştu mu da ayrı konu. Pat 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 aşağı doğru iniyor. Yani şimdi bunda nasıl, ya şurada destek var ya, ben teknik olarak bunu elbette söyleyebilirim. Bak mesela 9.79'da zayıf bir direnç. 8.70'de ise çok sağlam bir direnç var. Yani burada mesela şimdi normal şartlar altında bu VMA 100'ün de altında kapatacağız gibi duruyor bu. 3 saat 40 dakikalık bir zaman dilim var kapanmasına piyasanın. 8.70'e kadar gelmesi çok olası normalde teknik olarak. Ama yani şimdi işin içinde başka işler olunca burada tabii teknik analiz biraz böyle sıkıntılı. Ama ben yine de söylemiş olayım. 9.79 ve 8.70'i takip ediyorum burada. Dolarda arkadaşlar onu söyleyeyim. Dota değinelim. Dotta bir 5.0 paternimiz vardı. Günlükte yine. O da yürüyor. Hatta şöyle tekrar çizeyim. 0, X, A, B, C ve D. Buradan bir hareketin gelme olasılığı işte olabilir. Ve hatta 618 bölgesine kadar şurada sarkabilir. Buraya biraz alım, buraya biraz daha alım yazalım falan diye bir yine Telegram kanalında belirtmiştim. Yine Steve olan yayınımızda da bunu şey yaptık. Bunda da güzel bir yükseliş geliyor şu anda. O da hatta işte tam dipte yakalamışız onu. Şimdiye kadar %20 yaptı bile. Keza aynı şekilde Band'de de %20'lik bir artış söz konusu. Grafiği yayınladığım tarihten bu yana. Tabii ki gönderdiğim grafiklerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Burada yaptığımız analizlerin de hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bu bağlamda lütfen değerlendirmeyiniz. Bunlar biraz daha böyle eğitim amaçlı ve grafiklerin teknik yorumlarını yapıyoruz kendimizce. Buradaki borsalardaki kripto para borsalarındaki özellikle risklerin lütfen farkında olun ve işlem risklerinizi sadece kendi portföyünüze göre düzenleyin. Ne bize ne de Twitter'daki herhangi bir çok takipçili hesaba öyle ölümüne güvenip de işlem açmayın dostlar diyoruz. Burada peki nereye kadar gidebiliriz? İlk etapta herhalde şuraya beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani
kaç dolar? 38 dolar seviyesini beklemek çok da yanlış olmaz. Buradan oraya kadar ne kadar var? %30 tabii ilk baştan itibaren %65 gibi bir rakam. Hiç fena değil. Hadi ortalar, yani tam dipten yıkılayamadık. Öyle bir hayalimiz de yok zaten. Ortalardan ikinci bundan bir yerden girdik ve %46'lık bir kar marjı olasılığı yine burada bizi bekliyor olacak. Bundan sonrasında ise yine önceden gördüğümüz bu tepeyi görme olasılığımız da tabii var. Bunların hepsi arkadaşlar Bitcoin'in rahat durması, yukarı yönlü böyle hafif hafif ya da kıyır kıyır dediğim şekilde yürümesiyle aslında oluşabilecek hedefler. Bitcoin ani pump yaparsa, ani dump yaparsa bu grafikler invalide olur, hiç dinlemez vallahi. Evet, sendeyiz. FTM sorulmuş, ben de ona baktım. Senin de dikkatini çekmiyor mu? Birçok coin BTC ile beraber direnç noktalarına çok yakın konumda değiller mi? Evet. Evet. Sana bırakıyorum. Şimdi FTM arkadaşlar günlük grafikte ilk şu güzel seri yükselişin, dik yükselişin yapmış olduğu tepe noktasındaki geri çekilme, yani boşaltılmış pin alanlarından gelen bir destek seviyemiz var ki akabinde bu noktanın üzerine çıktığında, yani all time high yapmak için kullandığı destek bölgesi akabinde tekrar bölgede destek oluyor ve gerçekleşen BTC'deki hareketle beraber altına sarkıyor. Fakat gerçekleşen sarkma, evet, BTC'deki kırılma beraber bir hacimli satış söz konusu, fakat sonrasında hacim ve düşüklük var ve trendin aslında aşağı gitme eğilimi olmadığını bize göstermiş oluyor. Akabinde bir istikrar oluşumu sonrasında yukarı yönlü hareketiyle beraber tekrar bölgeyi kazanmış durumda. Şu an bizim için önemli olan günlükte FTM için 1.65 seviyesinin destek olması halinde yukarı yönlü 1.93.80, 1.94 diyebiliriz bu noktaya. Kırılımını görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda alt zaman diliminde izleyen arkadaşlarımız için 1.94 seviyesinin üzerinde destek alması önemli. Fakat şurada bir de potansiyel direnç bölgemiz var. Yani diyebiliriz ki 1.94 ile 2 dolar seviyesi önem arz ediyor. Yukarıda ise 2.36 seviyesinde bir direnci söz konusu. Şöyle bir de alt zaman dilimine inmek istiyorum. Bir de hareketli ortalama bakalım. Evet, hareketli ortalamanın konumu oldukça güzel ve nizami. Bölge içerisinde bir trend yakalamaya başlayıp ve bu bölgeden kuvvet bulur ise şayet düşen trendine de yakınlaşmış olacak bu şekilde. Akabinde seri bir kırılımı getirebilir. Şu an için kırılım görülmesi, direnç olması halinde ise alt desteğine inmeden, günlük grafikteki alt desteğine inmeden hareketli ortalama desteğini tekrar test edebilir. Bu da 1.72 seviyesine tekabül ediyor. Dolayısıyla 1.72 altı 1.65, 1.72 üzerinde destek olması halinde 1.93 ve 2 dolar seviyelerini şu anda takip edebilirler FTM için. Evet, ben de şeye baktım. Linke bir taraftan analiz yapıyordum ama şimdi Raci'ye soran arkadaşlar vardı. Raci'ye biz evet yayında bakmıştık. Sizi bile hatırladım. Çok yeni. Yani bunda ne diyeyim diyordum. Hani evet, bu çizgiyi takip edin. Bunun üstünde kaldığı sürece yön yukarı. Raci'de bir hareket gelmiş. Tabii biraz Bitcoin'e de yine doğru anlatalım ama yine bu 3 gündür falan yeşil yakmaya başlamış. Hacim de gayet yüksek. Yani artmaya da başlamış. Burada yani bir tabii tarihi yok bunun. Hani bir teknik anlamda değerlendirmek çok zor. Sadece bu tarihe göre bakarak bir şeyler söylemek istersen eğer, yani 0.0058 bir direnç seviyesi gibi gözüküyor. Ama çalışır mı çalışmaz mı, ne kadar çalışır ne kadar çalışmaz, bu konuda bir şey söylemek açıkçası çok zor. Yani ben burada alır mıyım bunu? Yani hayır, burada almam. Yükselmiş çünkü zaten biraz. 3 gündür bakayım mı? Yani 3 gündür %100 yapmış ya. Hani daha fazla gidebilir mi? Evet, ama ilk önce şuraya bir geçmesini beklerim açıkçası. Yani 0.0058'i geçmesini beklerim. Bunun için en iyi alım yeri tabii ki burasıydı. Ama şimdi grafiğin de tarihi olmadığı için risk, yani o riski aldıysanız şu anda 2x yaptınız zaten buradan. Ama aşağı kırma ihtimali de vardı oradan. Bunu bir teknik olarak değerlendirmek çok mümkün değil.
Gelelim Neo'ya. Neo'da 25 dolar seviyesinde gayet güzel tutunduğunu görüyoruz. Ve hatta burada aslında bir Adam Eve durumu da var değil mi? Bakın hemen şurada bir Adam, burada ise bir Eve var. Yani Adem ve Havva paterni diyebiliriz. Bunu da boyun bölgesi olarak bakayım nereyi belirleyeyim. Bakayım. Burası fena değil gibi sanki. Yani şurası alırsam orası bence fena değil. Ama bu değil mi? Bir üst. Bir üst mü? Evet. Bakayım. Kesinlikle. Çünkü mum geri çekilmelerinin olduğu kuvvet alanı oraya tekabül ediyor. Evet, tekabül ediyor. Evet. Bakayım. Evet, Bahar Hanım üst taraf diyerek yarışmayı kazanıyor. Geçmişte de daha çok temas bu bölgede var. Boyun bölgesi belirlemekte bazen böyle problem olabiliyor işte arkadaşlar. Evet, yani burada bir Adam, boyun bölgesi direnci ve Eve akabinde buraya doğru yürüyor. Ne zaman, şimdi eğer Adam Eve göre işlem yapacaksak ne zaman alınmalı? 31.48'in yukarıda kapatması ile birlikte Neo'da işleme girilebilir. Zaten aşağıdan işleme girmiş olan bir vatandaş varsa beklesin, gayet güzel gidiyor. Benim burada hedefim 36 dolar olabilir ilk etapta. Peki ben yukarıdan girdim, 60 dolarlardan girdim, hatta 120 dolarlardan Neo'ya girdim ve şu anda perişan oldum, perişan durumdayım diyen arkadaşlar ne yapacak? Bekleyecek, stoplamadıysanız yapacak bir şey yok. 120 doları tekrar gelir mi, görür mü? Ya da 60 doları tekrar görür mü? Tabii ki ilk önce şu alçalının kırılması lazım. Bu alçalan 43'lerde tabii ilerledi, yani açıya göre fiyat değişiklik gösterecektir ama şu pembeyi kastediyorum, yani kırılması gerekiyor derken. Akabinde ise yine biraz daha yukarıda 61 dolar direncimiz bizi bekliyor. 25 doların altına kırılması durumunda ve mum kapatması durumunda fellik buradan kaçmak yerinde olur dostlar. Evet. Aa, İbrahim gelmiş. İbrahim, hoş geldin İbrahim. İbrahim, seni Bahar Hanım'la tanıştınız mı İbrahim? İbrahim, no, hayır. İbrahim ısrarla 41'i mutlaka görmemiz gerekiyor. 41'e gelecek. 41'e gelmezse bileklerimi keserim diyen arkadaşımız yok. Tam tersini söylüyor. Ama şey diyor, hayat boyu kesinlikle 41'i görmeyecek dedi. İmkanı yok dedi. 41'e gelirse ben dedi bu işi bırakırım. Bir BTC'sine de iddiaya varım dedi. Ben de İbrahim yürü git işine, işin mi yok dedim. İbrahim kardeşimiz hoş geldin. Şimdi evet, hoş sen bulduk. Değil. Hangi coin yapıyorsun? Ben de orasını linki vereyim. Matik sorulmuş. Ben bugün Matik'i de bir öğrencimle beraber üzerinde çalışırken güzel bir yapıya sahip olduğunu görünce Twitter'dan da paylaşmıştım. O yüzden Matik'i inceleyeyim istedim burada tekrardan sorulduğunda görünce. Şimdi aslında geriden de temas bulan oldukça güzel bir trendimiz var. Hatta şu gerideki teması da göstereyim. Akabinde ya işte bunları bu kadar denmişsin, işte orasından almışsın, burasından almışsın gibisinden söylemler gelebilir. Bunu da açıklık getireceğim. Aynı zamanda bakış açısı da kazanmış olur izleyenler diye düşünüyorum. Son kısımda Sibumi demiş ki tek bir göstergeyle tüm ortalamaları nasıl görüyorsunuz? Bir grafiği gösterir misiniz demiş. Sözünü kestim ama. Ne demek istediğini anlayamadım. Bana mı? Bir tane şey var. Evet sana diyor. Yani sana bana değil mi? Ben çünkü çok böyle tek tek açıp kapattığım için. Hareketli ortalama indikatörüm var ya, bir tane hepsini bir arada gösteren neydi o? Karasu muydu? Evet. Karasu EMA. Karasu'yu soruyor. Karasu'yu soruyor muhtemelen Sibumi Bey ya da hanım. Evet. Bey galiba. Ben bir susmadın ki. Ben hareketli ortalama olarak EMA hareketli ortalamasını kullanıyorum. EMA hareketli ortalamasını da böyle 4 tane değer verebileceğim hareketli ortalamaya birleştirilmiş güzel bir indikatör mevcut. O da Karasu EMA adında aratabilirsiniz. İstediğiniz 4 farklı değeri tek bir indikatör içerisinde girebilirsiniz indikatör hakkından yememiş olmak üzere. Free kullananlar işte ideal. Yani 4 tane birden açmak zorunda kalmıyorsunuz işte. Free de biliyorsunuz 3 tane indikatör açabiliyorsunuz ya. Bu şekilde 4 tanesini birden açabiliyorsunuz. Kullanabiliyorum. Ben kullanmıyorum. Bahar Hanım onu tercih ediyor. Ben etmiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Matik'e geri dönecek olursam son kısma odaklanarak aslında destek direnç çektiğim zaman bunu ayarlar kısmına gidip de
Sağ ve sol çizgiyi, daha doğrusu sol çizgiyi uzat dediğimde geriden temas olup olmadığını görmek adına aslında ilk girmiş olduğu nokta sonrasındaki yapmış olduğu ilk ATS seviyesine, daha doğrusu ilk ATS seviyesindeki yapmış olduğu geri çekilme boşaltılmış pin alanına ve mum kapanışlarının olduğu bölgeye tekabül ettiğini gördüm. Yani bu demek oluyor ki son kısımdaki açı itibariyle açı aslında geçmişteki tepesinden geliyor. Dolayısıyla son kısma odaklandığım zaman ise matikte şu gerçekleşen yine bir önceki FTM'ydi zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Seri yükseliş sonrasında bir yüksek diplerimiz var evet ama daha böyle önceki tepe seviyesi aşılmadan daha böyle ufak ufak tepeler yapa yapa ilerlemişiz. Daha yatay bir hareket söz konusu şu harekete nazaran. Dolayısıyla bu noktada yapmış olduğu yükselen desteklerinin açısı itibariyle kırılımlar oldukça hacimsiz ve hacimsiz kırılım sonrasında tekrar trende dönme isteği keza yine bir sonraki taşmalarda da aynı durum söz konusu. Akabinde tepkilerin hepsi çekmiş olduğum trend açısından gerçekleşmiş. Dolayısıyla şu noktadan almış olduğum trendlerden ziyade tepkilerin gerçekleşmiş olduğu ve altında kaldığında direnç üzerinde kaldığında tepki görmüş olduğum noktalar ile beraber trendi değerlendirdiğim zaman bir kanal görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Ve üst dirençlerimden gelen yükselen trendimin direnci ise yine son ATS seviyesinin olduğu bölgeye tekabül ediyor. Aynı zamanda fiyat bandı olarak 2.70 seviyesi önem arz ediyor. Şayet kırılım gerçekleşmez ise günlükte altında kalmamamız gereken ve alt zaman diliminde aslında bu bölgede oyalanması oldukça güzel olacaktır. Fakat bir kırılım gelir ise de yukarı yönlü bir ivmelenme görülebilir. Bu noktada 4 dolar hedefi olacaktır. Altında kalır ise 2.70 seviyesinin 2.44 seviyesi bizim barajımız. Altında kalır ise alt kanal desteğinden oldukça güzel toplama yapılabilecek bir bölge. Fakat bu bölgeye gelmesi için öncelikle hattın yani renkli olan hattın altında kalması gerekiyor. Bunu görmediğimiz takdirde yukarı yönlü hareketi baskılamış olacaktır matikte. Şöyle bir de 4 saatlik grafikte bakmak istiyorum. Evet, EMA20 hareketli ortalamamız aslında bölgenin alt noktasını destekliyor ve tabii yine şu son görmüş olduğumuz noktanın bir önceki tepe seviyesi de aynı bölgeye tekabül ediyor. Bir saniye Dolayısıyla bekler misin? Bağır bir dakika. Şey arkadaşlar bakın Serkan Bey, Esra Hanım sürekli yazmanıza gerek yok. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz banlanırsınız. ANT anladım ve GRT artık yazmayın. ANT ve GRT'ye bakacağız. Yani bunu sürekli yazmanıza gerek yok. Eğer bunu bir daha yapan arkadaşlar olursa en azından 5 dakikalığına banlanacaktır. Bilginiz olsun. Evet. Dolayısıyla geri çekilme seviyesi olarak şu son noktada yapmış olduğu istikrar ile beraber diyebilirim ki 2.52 ile 2.44 seviyesi potansiyel bir alan şayet geri dönüş gerçekleştirir ise aynı zamanda burada ben açıyı da belirtmişim RSI'deki geçmişten gelen ona da tekabül eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölgeden tekrar karşılanabilir matik arkadaşlar. Sonlandırmış oldum böylece. Sende ne vardı? Ben de şu anda link var. Linkte hem temel hem de böyle bir harmonik olarak baktım. Güzel o da destek, iyi bir destek seviyesinden destek alarak 21.70'e kadar geldi. Aslında temel teknik analize baktığımızda bir sonraki kanalın üst bandına kadar gitmesi yani tabii nasıl açıyla gideceğine bağlı olarak yine 41 ile 48 dolar arasında bir seviyeye kadar yükselmesi olası. Bunun da dışında bir de lineer yani lineer de daha çok belli oluyor. Burada da yine bir zorlarsak olur da şu 1.13'e tam değinmiş ama lineer grafikte çok daha belli bir Shark paterni var arkadaşlar burada. Şurası 1.13, burası 618 birazcık geçmiş. Burası da C bacağı ve buradan yukarı yönlü bir hareketle başlamış ve ilk hedefi 26, ikinci hedefi ise 36 dolar linkteki. Tabii neye dikkat edeceğiz aşağıda? İlk etapta şu yükselen trendin kırılıp kırılmadığına bakacağız 18 doların. Yine akabinde tabii ki Shark'ta yani stoplamak yerinde olur. Shark'ta şöyle bir durum vardır. Şunu lineeri alayım.
Ve buradan da 1.13'ü bir tespit edelim aşağıda. Shark biliyorsunuz 886, yani biliyorsunuz diyorum çünkü Steve Akademi'de ücretsiz olarak bu videolar var. bu arada banttaki bat paternle çalışmaya başladı diye mesajlar görüyorum. Bahadır Bey de yazmış benim öğrencilerimden. Evet biraz yükselmeye başladı. 5.68, 5.69'da şu anda. O da gözüm orada bir taraftan. Şimdi aşağıya kadar yani 1.13 seviyesine kadar bunun sarkma durumu yine harmonik paternlerde durum söz konusu yani tabii. Bu hani ya ondalar gelmez falan demeyin. Gelir neler oldu neler gördük yani. Gelecek demiyorum sadece yani şarkın kullanım şeklinden bahsediyorum. 10 dolara kadar bile düşme ihtimali var. Yani o yüzden 18'de stopladıktan sonra 13 ve 10 dolar civarlarına bir alım girilse yine linkte kurtarıcı bir strateji izlenmiş olur. Ama bu tabii ki söylediğim şu anda çok çok erken. Burada şu an gidişat 26.17 dolar. 26 dolar diyelim ona. Yuvarlak hesap olsun. Şu ANT'yi bakayım Allah aşkına. Bu ANT'de ne varmış? Neymiş bu ANT ya? Hay arkadaş ANT ne? ANT'ymiş. Tamam yükselmiş. Hadi girin alın. Böyle bir diyeyim. Yükseliyor. Nereye kadar yükselir diye soruyor zannediyorum arkadaşımız orada. Ben ya kardeşim elimde var aldık satalım mı tutalım mı diye soruyor olabilir. Tamamen saygı duyuyorum. Burada tabii bir herhangi bir trendten bahsetmek zor. Önceki seviye burası imiş. Aşağıda böyle bir alan var. Burası evet güzel bir destek olmuş. Burası veya işte desteği. Bakayım burada 100'ün üstündeyiz zaten. MA 144'ünde bayağı şimdi pump yaptığı için tabii burada her şey patlama noktasına gelmiş. Burada şey deneyecektir. Bir bakayım şuraya bir saniye. Şunun yüzde kaçı? 707'si. Şu bölge yani. İlk önce bir belki birazcık böyle bir takılabilir bu fiyatta. 12 dolar ve 14 dolar. Bu yani bir süreden beri yüzde kaç yapmış? Bu dip seviyesinden beri 2x'ten fazla yapmış zaten. Bu 12 dolar ve 14 dolar seviyelerine biraz dikkat edelim. Ant sahipleri. Bir de GRT vardı yanlış hatırlamıyorsam. GRT GRT. GRT'de tabii analiz var mı? Ha varmış. Tamam bu evet benim ilk analizlerden. Şunu silebiliriz. Buna gerek kalmamış artık. 0.6286 seviyesinde tutunmuşuz. İyi, hoş, güzel. Hedefimiz tabii ki tekrar kanalın içi olacaktır. Şunu da kaldırabiliriz. Yani 91 sente doğru şu anda GRT'de gittiğimizi söyleyebiliriz. Ve MA 100'e bakalım hemen önümüzde. MA 144 aynı yerde. Bakın buraya bir dikkat etmek lazım. Kıllandım ben buradan şimdi. Bakıyoruz. Ha bakın şeyde hı diyorum sürekli de. ne diyor bu adam? Bir açtık. Ha, diyen bir adam var diyecektim yeni açanlarda. Kijun Sen de bakın burada Ichimoku'nun Kijun Sen'i yani aynı bölgeye denk geliyor. Bu bölge biraz böyle benim dikkatimi çeker gibi oldu. Aslında aynı zamanda baktığımız zaman geçmişte de hem direnç hem defalarca destek olarak çalışmış bir alan. Demek ki GRT sahiplerinin 83 sent dolaylarında biraz dikkatli olmaları gerekebilir. Burada kar mı realize edersiniz yoksa geçerse ekler misiniz? Burası tabii ki size kalmış dostlar ama burada bir direnç ve 91 sent dolaylarında da bir direnç var. 91-92 senti kırarsak tabii ki yukarıya kadar gitme olasılığımız yine var. Böyle 1.60'lara doğru gideriz. O da tabii yeni günlük grafik olduğu için hemen beklemeyin. Evet. Sendiz. Resimleri gönderiyorsunuz arkadaşlar resimleri. O şeyi ben bir daha atayım. Tweet'i bir daha atayım şeye de. Resimler gelmeye devam etsin. Umut Bey demiş ki daha da gelmem bakmıyorsunuz her zaman. Sabah izle, perşembe akşam izle. Ha. Yani her yayınıza sizinleyim ama sorduğum soruya bakmıyorsunuz. İnanma gibi bir konuda bulunmuş. Hangisi? Evet Umut Bey yazın. Onun haricinde Cihan Bey bağırınım OX bakar mısınız demiş. OX'e baktım ama analizini bulamadım. Ben mi yanlış yazdım bilmiyorum ama bulamadım Cihan Bey. Arkadaşlar yoruma yazdığım bu tweetin altına şu anda neredesiniz, ne yapıyorsunuz, bizi nasıl izliyorsunuz bununla alakalı bir resim çekip oradaki arkadaşlar gibi atmanızı rica ediyoruz. Steve'de Bitcoin'in
hesabına saldırı yapıyoruz şu anda. Canlı yayın saldırısı yapıyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Hadi gönderin oraya resimleri. Yayın sonuna doğru bakacağız onlara. Sendeyiz. Yalnız muhtemelen online değil ki görmedi. Yoksa hayır mı ne oluyor derdi. Tamam işte geldiği zaman sürpriz olacak ona orada. Hadi bakalım. Evet. Arımcan, Bahar'ın ekranına alabiliriz. Hat sorumu gönderelim ben de. Blok unuttum Pardon yansıtmamışım ben herhalde. Yansıt. Bu arada sesim, sesim geliyor mu diyecektim. Geliyor demek ki. İyi. Sen al. Tamam. Okey bendeyiz. Tamam. Hat arkadaş için 76 ve 78 bandı ki bu grafiği şöyle bir günlükte göstermek istiyorum. Sürekli daimi katılan arkadaşlarımız biliyordur bu analizin tamamını aslında canlı yayında burada Steve kanalında çizmiştik. Aynı seviyeler ile takibini sürdürmeye devam ediyorum. Oldukça da güzel çalıştılar destek direnç olarak. Hala da çalışmaya devam ediyorlar. 76 ve 78 bandının korunmasıyla beraber yukarı yönlü şu an ara destek direnç olarak sen konuşurken belirlemiş olduğum kaç fiyat bandı olarak 8778 bandında takılmış durumda. Bu bölgenin direnç olması halinde tekrar geriye dönüş yapmak ister ise şu bölgede yine güzel bir ara destek bölgemiz mevcut. 8294 seviyesi, 8295 diyebiliriz bu bölgeye. Fiyatı tutması yani şu son gerçekleşen yükselişin başlamış olduğu bölgede diyebiliriz bu noktaya. Fiyat bandı olarak taşımasıyla beraber tekrar 8780'i denemek isteyecektir. Fakat kırılımıyla beraber yukarı yönlü 99 ve 10420 seviyeleri görülebilir. Fakat tekrar bir bu bölgede soğuma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben yine bir önceki analizlerimdeki gibi. Dolayısıyla 82.90 altında kalmadığı sürece yukarı yönlü tetiklemeler görecektir. Fakat altında kalmasıyla beraber tekrar alt noktadaki belirtmiş olduğum 7850 ile 7620 seviyelerini görebilir. Sözlerime burada son verirken Sayın Levent Hocam sizi tekrar davet ediyorum. Müsamere şeyi gibi oldu ama. Sesiniz yok. Evet ses yok. Kendi kendime konuşuyorum. Konuşuyorum ama kimse duymuyor beni. Çığlıklarım içimde patlıyor. Haykırsam sesimi duyabilir misiniz mısralarımda? Diyerek devam ediyoruz. Haykırsam dünyaya diye. Bir şey birazdan gitarla şey sazı da getireceğiz burada. Yayınlatın Gökberk, devam edeceğiz. Gökberk sen gördün mü? Sabahları bizim yayınların sonunda Gökberk'in klipleri oluyor. Ya yani, yok hayır. Evde çektiği, söylediği yani hem şeyi... Onları Instagram'dan takip ediyorum değil mi? Onun kayıtlarını şey yapıyoruz. Sen tabii o saatlerde uyuduğun için yani pirelerle boğuşuyorsun muhtemelen o saatte. Sen bir zaman buradan çık falan filan diye böyle bir pirelerle o yüzden göremiyorsun. Ama çok çalışıyor kızcağız tabii biliyorum yani şeyde gece yarılarına kadar. Şimdi bloktayız. Metaverse coinlerinden biliyorsunuz Blocktopia'nın coin'i Block Mana ve Sent de yine biliyorsunuz yani ENJ bunlar Metaverse coin'lerinden arkadaşlar ve blokta 0.069 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu çok böyle yani Bitcoin yürüdükçe dayanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Üstüne çıktığımız zaman tekrar 10 sente doğru yolculuğumuz kuvvetli ihtimal başlar. Burada tabii yine bloğun da çok fazla bir tarihi yok gördüğünüz gibi. Yani şurası destektir, burası müthiş bir yerdir falan demek çok mümkün değil. Normalde olsa deriz ki yani bak burayı kırdı bundan sonra artık gider bu ya kardeşim yani 0.025'e kadar düşer diyebileceğimiz bir alanda tekrar yani gelmeden bile oraya yanına bile yaklaşmadan geri dönüyor. Niye? Çünkü elimizde veri yok doğru dürüst ve bak buradan döner şuradan döner diyemiyoruz tam olarak. Ama 0.069 güzel bir direnç bölgesi gibi karşımızda şu anda. Burasının kırılıp bunun üstüne kapanışları yapacağını düşünüyorum açıkçası. Sende var mı? Şu an VTC sorulmuş. Onu
inceliyorum. Reddit. Bir de Welcome. set diye sıralı şekilde farklı kişilerden istek var ama nedir ne değildir bilgim yok. Neyden bahsettikleri hakkında bir fikrim de yok. Senin varsa bilmiyorum. Ben VTC'yi incelerken senin mevcutta hazırda bir analizin varsa aktarabilirsin istersen. BTC ile alakalı yok şu anda. Ben Ethereum'a gireceğim senden hemen sonra. VTC'yi ben çiziyorum. Senin mevcutta hazırda analizin Ha, okey. varsa. Tamam. Şimdi Ethereum'da 4000 dolar bayağı bir haftalardan, aylardan beri aslında söylüyorum önemli, önemli falan filan diye. Yine onun üstüne attık çok şükür. Bu 4000 dolar seviyesini koruyabiliyor olmamız lazım. Aşağıdan böyle minik bir aslında yükselen trendimiz de oldu. Böyle nur topu gibi. Burası yine 4000 dolar civarında. Yani 3930 işte 4000 dolar civarında. Burada bir desteğimiz var. Burada tekrar şu kanalın içerisine girmesini umut ediyoruz. 4380 kırıldığı takdirde 4850 ve 4900 dolar civarlarına kadar tekrar çıkması ihtimal dairesinde. Aşağıda 3900 30 3900 civarları kırılırsa 3300'leri görme ihtimalimiz var. Bu konuda da biraz dikkatli olmanızı öneriyorum dostlar. Bu arada Avax'a bakalım. Avax'ta 116 doların üstündeyiz. Hala tutunuyoruz. Bu güzel. Buradaki kapanışlar bize Avax'ta 194 doları getirecektir diye düşünüyorum. Aşağıda yine 110 doları destek olarak şu anda kabul edebiliriz. Burası tabii yükseldikçe arkasından biz de bu stopu istersek yükseltebiliriz. Ne yapacağız? O yükseldikçe böyle gidecek. Biz de bunu taşıyacağız. İşte %5 arkasından, %8, %10 neyse artık arkasından taşıyacağız bunu. Ve bunun ismi de ne olacak arkadaşlar? Trailing Stop Loss. Yani iz süren Stop Loss deniliyor. Böylelikle aşağı doğru kırdığı zaman maksimum karla ve minimum riskle işlemden ayrılmış oluyorsunuz. Hazır mısın? Hazırım. Evet, alalım. Alabilirsin. Aldın mı? Evet, tamam. Şimdi şöyle geniş açıyla bakacak olur isek öncelikle. Güzel bir yükselen trende sahip fakat son kısımda oldukça böyle neye uğradığını şaşırmış, ne yapacağını bilemeyen bir görüntü hakim yapmış oldu, atmış olduğu pinlerle beraber. Hem yukarı hem aşağı yönlü. Fakat son kısımda oldukça sıkışmış durumda fiyat ve baskıyı oldukça net görebiliyoruz. Tepelerden oluşan bölgenin sürekli aynı bölgelerden net yemesiyle. Fiyat bandı olarak bu bölgeyi belirtmek gerekirse şöyle 1.13 ile 1.22 seviyesi önem arz ediyor yukarı yönlü. Altında ise 0.95-40 seviyesi önemli. Neden? Çünkü tüm hareketli ortalamaların konumlanmış olduğu bölge ve bu bölgenin alt noktası 9.450 seviyesine tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bölgenin kaybedilmesini istemiyoruz. Akabinde bir kayıp söz konusu olur ise yukarı yönlü açılı trendimizin desteğine tekabül edecektir. Bu da aşağı yukarı takribi bir fiyat verirsek eğer şöyle 0.86'lar diyebiliriz bu bölgeye. Yukarı yönlü de 1.13 ve 1.20 seviyelerimiz mevcut dedik. Peki bu bölge aşılır ise nereye kadar gidebilir? Benim sesim bana geri dönmeye başladı şu anda ama. Öyle mi? Niye ki? Bir saniye. Yok tamam şu an sorun yok. Son kısımda atılmış olan pinlerin de aslında çok stratejik döndüğünü görebiliyoruz bu noktada. Yukarı yönlü direnç seviyelerimizi görmek için çekmiş olduğumuz Fibonacci ile 618 ve 786 bölgelerine pinler atılmış. Dolayısıyla bölge aşılır ise ki bu bölge çok yakın bir nokta olacaktır. Aşılımıyla beraber seri hareketleri olan bir coin olduğu için şayet mor hat üzerinde kalır ise direkt 786 bölgesine yürüme ihtimali yüksek. O noktada da diyebiliriz ki şayet bir fake atılım gelirse de 1.37 üzerinde kalır ise ve destek alır ise de yukarı yönlü 1.91 seviyesine ivmelenebilir. Fakat bunun için öncelikle tabii ki bu bölgenin aşıldığını görmemiz gerekiyor. Ben de şimdi Evet. şeye bakıyordum. Tron'a bakıyorum TRX'e de. Bunda biraz
emek gerekiyor yapmak için. Sende hazırda olan bir şey varsa devam edebilirsin. Ben de orada buna bakmaya devam edeyim. Böyle aralardan derelerden bir şeyler geçiyor çünkü güzel kanallar var burada. Ama şunu söyleyebilirim ki destekten güzel dönmüş. Güzel dönmüş kanka. İyi bu. İyi bu. Girilir mi buna? Yani teknik olarak girilebilecek en iyi yerlerden bir tanesinde şu anda. Kanalın alt bandından desteği almış, yoluna çıkmış. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, bir teknik açıklamadır. Onu da belirteyim. Hemen önümüzde direnç olarak 0.092 ve 618'de hiç fena durmuyor. 11 cent dolaylarında dirençlerimiz var dostlar. Bir de şöyle RSI'mıza açık olsaydı bakardım. Bakamadım. Neyse, o zaman ilk önce şunlara bakalım. MA200 hemen önümüzde. Onun bir 50'si nerede acaba? Bir de 50'sine bakalım onun. 50'si bizim buradaki direncimizle hemen hemen aynı yerde. Bu 1-2 gün sonra yakalar zaten burayı. Demek ki 0.09'a dikkat ediyoruz dostlar. 100'e bakalım. 100 de aynı yerde bakın. MA 100 ve 50 aynı yerde. Bunlar her zaman böyle sıklıkla karşılaşacağınız bir şey değildir. Hatta MA 144 de aynı bölgede, görüyor musunuz? Yani burada bir sıkıntı var. Bu belli. Zaten yatay anlamda da baktığınız zaman gayet güzel destek ve direnç olarak geçmişte çalışmış bu seviye. Bu seviyede dikkatli olmanızı öneriyorum. Peki buradan oraya, yani şu anki fiyattan itibaren yukarıya kadar ne kadarlık bir kar marjı söz konusu? %13'lük bir kar marjı söz konusu. Yine burada isterseniz kar realize edebilirsiniz. %50'sini satabilirsiniz. Mesela girmişsinizdir işleme. %50'siyle devam edebilirsiniz. Karınızı alıp çekilebilirsiniz. Tamamen. Veyahut da kırılım geldiği zaman mevcut pozisyonunuzun üstüne yine ekleme yapabilirsiniz. Bunlar teknik olarak izleyebileceğiniz stratejilerden biridir diyebilirim dostlar. Bir de RSI'ye bakayım şurada da. Da Bollinger MA20'ye doğru gidiyoruz. Peki. İçim okuya bakmış mıydım? İçim okuda burada. Okey, tamamdır. Yani içim okuda buluttan çok uzaklaşmışız ya. Böyle bu buluta kadar bir zaten şey yapacaktır o. Hareket edecektir. Şurada Senko Span A var. Hemen altında zaten şuradaki direncimiz var. Yani şu bölge yine denenesi bölgelerden diye düşünüyorum açıkçası. Peki şunları bir kapatıp bir de RSI açarsam ne olur acaba? Göreceli güç endeksi. Bunun tam çevirisi böyle mi ya bu? Hani göreceli güç endeksi. Relative Strength Index. Relative göreceli mi demek? Evet, RSI'da da yükselişi destekler neticede. Hatta bir buradaki Adam Eve görüntüsü şeyde de var bakın. RSI'da da oluşmuş. Yani yükselişi RSI'da destekliyor şu anda. Onu görüyorum. Bir harmonik yapı falan var mı? Bullish, bearish falan, bir de ona bakalım. Günlükte şu an için göremiyorum. Yani tabii şu olabilir mesela. X, A, B, C ve D olabilir bir yerlerde ama şu an için çok erken. Burada çıkabilecek harmonik sayısı 618 olarak kabul etsek. Yani 786'da şey var, guard day var. Ama yani bu biraz can sıkıcı. Şurası mesela problem. Bu 786'ya yakın bir yerden dönüp tekrar buradan yukarı doğru harekete geçmiş. Ne olabilir o zaman 618'e haiz? Bir de ne var? Crap var ama onun da D seviyesi daha böyle 39-40 centlerde yani. Onu da şu anda söylemek çok çok erken diyebiliriz. Yani günlükte şu anda en azından benim burada görebildiğim bir harmonik pattern, bitmeye yakın bir harmonik pattern yok. Evet. Sizdeyiz. Burada abi son 5 dakikamız kalmış. Dur, şeylere gelecektik. Resimlere bakacaktık. Okulam var mı? Şiliz'e. Hiçbir şey anlamadım harbiden. Evet, çabuk geçti. Şiliz'e sen bak, o zaman ben de burayı hazırlayayım. Ondan sonra resimleri de görelim. Bakalım neler gelmiş. Tamam. Yine sorulanlar arasındaydı ve ben bunu Twitter'dan paylaşmıştım aslında. Bitcoin'deki eş görüntüye istinaden ve aslında şu yükseliş sonrasında akabinde tekrar bu yükselişe sebep olan başlangıç impasif dip noktasının olduğu bölgeye tekrar geri dönmüş olması da oldukça büyük bir etkendeki order block bölgesiyle aynı bölge burası, hareketin başlangıç noktası. Dolayısıyla tam olarak alt zaman diliminde 4 saatlik grafikte dipten yakalamıştık. Akabinde direnç
Akabinde direnç noktamız olan 2950 ile 3080 seviyelerinin görülebileceğini belirtmiştim. Yapı itibariyle kırılım görülür ise yukarı yönlü harekette ilk etapta ilk direncimiz gayet güzel çalıştı. Akabinde bölgede istikrar sağlayarak direncin üst bölgesini de test etmiş olduk. Dolayısıyla bu noktadan sonra tekrar alan içerisinde bir salınım gerçekleştirebilir. Bu noktada artık üzerinde olduğumuz için kırılan direncimiz desteğe dönüştüğünden ötürü 2950 seviyesinin 48 seviyesinin kaybedilmesini istemiyoruz. Dolayısıyla bu bölge destek olduğu takdirde yukarı yönlü direnç seviyelerini yani 0.3320 ile 0.3935 seviyelerini tekrar test etmek isteyebilir. Dolayısıyla bu noktada da takip etmemiz gereken şey tabii ki kırılımlar gerçekleştikten sonra kırılan her fiyat bandını destek olarak takip etmek olacaktır. Süper. Evet, bakalım bakalım resimlere. Motor Necmi isimli tuhafı nasıl söylesem bilemedim yani. Flood yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar evet, yayının başında belirttiğimiz o Steal the Bitcoin'e şaka isimli bölüme geldik diyelim. Burada bizi nerede, ne şekilde, nasıl izliyorsunuz? Anlık olarak resimlerinizi çekip atın demiştik. Çok keyifli resimler gelmiş. Hayvanlar alemi gibi burası bir nevi. Kediler, köpekler havada uçuşuyor. Mesela Tahsin Bey bizi her yerde izleriz diyerek suyun altında scuba diving'de yaptığını ispat edercesine güzel bir resim atmış. Tamamına bakalım mı? Güzel de çekilmiş ya resim. Ben de istiyorum aslında scuba diving gibi. Yaz gelince bir şey yapmak lazım ya. Burada bir kursa falan gitmek lazım. Evet. İlker, Mr. İlker. Ayaklarıyla ayakları ve Mr. İlker'i görüyoruz burada şu anda. Aslında neydi bu? MasterChef miydi? MasterChef'i izlerken bizi de telefondan izlediğini sağ olsun gösteriyor. Lambaderiniz de çok canlar yakmıştır. Mr. İlker ve ayakları. Ne şeker bir masa, ne sade. Bak burada ben seviyorum öyle sade. Benim şu anda masayı burada görseniz arkadaşlar cin çıpıt çarşısı gibi her yer her yerde. Ama böyle sade masalara bayılıyorum ya. Ne güzel. Keşke benim de böyle bir masam olsa. Şeyler çok güzel olmuş. Yani bu maket arabalar falan. Nasıl bir tarikatsınız? Arkadaş kaç kişisiniz siz falan demiş ama ne demek istemiş Gökhan Bey anlayamadım. Biz tek başımıza yeteriz Gökhan Bey. Hiç yani. Suat Bey biz buradayız ama ya sen yoksun hocam demiş Steve. Suat Bey de çift ekranda bizi izliyor. Acaba şu ekran soldaki şey, açık olan grafik ne? Hukuk orada bayağı bana... düşmüş bir şey var. Hukuk ha. Almak hukuk lazım. İbrahim Bey atmış mıdır? İbrahim attı mı İbrahim kanki? Emre Bey. Ben biraz gördüm Emre Bey'in bu dekorasyon şeyine bayıldım. Şey yani ben, benim de mesela... Bakar mısın? Çok güzel yakalamış. İyi yakalamış, iyi yakalamış. Bu nedir Emre Bey? Burada bir entegre görüyorum sanki. Yani elektronik devre şeması gibi bir şey var burada. Otrivin kullandığınızda ve mentollü Otrivin olduğu da gözümüzden kaçmıyor Emre Bey. Ben de kullanıyorum. Özellikle bahar aylarında mahvediyor. Cem Bey, ben kafamı çevirmek zorunda kaldım. Cem Bey niye böyle yaptınız? İstemsiz olarak çevirmek zorunda kaldım. Mutfaktan bizi izliyor. Apple'ıyla. Apple değil mi o? Tam da göremiyorum. Aa yok tablet. Tabletten şey yapıyor. Güzel. Okey. Nan. Niye? Bol buzlu. Ne? Bol buzlu. V1 SK1. Güzel. Burada bol bol anahtarların olduğunu görüyorum. Otopark şeyi falan mı burası yoksa? Şey değil mi? Güvenlikte izliyor böyle. Güvenlikteyken bizi izliyorlar. Daha çok böyle ev tipi anahtarlık vardı orada ama. Olabilir. Olabilir. Light Selami. Ha ha dermiş gibi olmuş. Bilge Hanım ya da Bilge Bey çok özür dilerim şu anda. Çok unisex bir isim olduğu için hangisi olduğuna karar veremiyorum. Böyle Deniz Hanım mı diyeyim, Deniz Bey mi diyeyim. Böyle unisex isimler var ya. Ama her ikisi için de hani şey vardı ya insanlar isimlerinin karakterini taşırlar mesela diye. Bahar ben tam olarak mesela tam ismimi yansıtıyorum. Ama Bilge adında olan kişi de hem kadın hem erkek açısından oldukça güzel oldu.
bu senin gönderin değil mi? Evet. Ama ben bunu çevirip attım. Evet, çevir. Yani böyle bir 90 derece dönmem lazım yani. Herkesin şu anda boynunu kırdın. Al kırdın kırdın olur mu? Yani. İki tane atmışsın. Vallahi çevirip dağıtıyor. İki tane mi yani atmışsın? Bizi, evet iki tane atmışsın. Bizi burada izliyorsun yani. Şu anda. İşim vardı halde gelirdim demiş Yavuz Bey. Burasının bir iş yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya da iş yerinden eve yeni gelmiş Tips Terruki Ensult. Cezayir. Aa evet bak yazıyormuş. Ya. Bir insanım. Cezayir Şantiye'den. Vay Cezayir'den ya. İzliyor bizi. Maşallah süper. Çok iyisiniz. Şantiye'den. Yani şu şeyden de anladım biraz da. Şunlardan. Kıyafetlerden. Devam. Bakalım başka neler var. Kidicik. Z-Crypto akı yürüyen cehalet. Ama yani kedi muhteşem olmamış mı ya şu şey? Bakıyor bak orada bir şeye. Müthiş olmuş ya. Bir ev kedisi görün hesabından. Demiş. Bir tatlış. Efendim? Ha şey buradan evet CTV'den nokta mesajı gelmişti ona diyor zannediyorum. Tamam. Klavyesi yeşil yeşil parlayan İlhan kardeşimiz teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. ONR, Onur isminin Onur olduğunu tahmin ettiğim arkadaşımız da sobanın önünde kıvrılan ve koltuğun içine eden tabiri caizse kedi suçluyu burada direkt görüyoruz ama pembe pembe patileri de hakikaten çok şekermiş. Koltuğu mahvetmiş ya. Bizimki de gelip Ali, böyle halıya dadanıyor. Sinir oluyorum. Böyle şey yapasım geliyor. Yapamıyorum tabii. Ali Bey demiş ki hocam beni de unutmayın uzaklardan izliyoruz demiş. Selamlar Ali Bey. Zannediyorum resim attı onu belirtiyor ama. Olabilir. Bakalım şimdi şey yapacağız. Daha da resimler gelmeye devam ediyor. Erol Bey'in küçük köpüşüyle müthiş tatlı çıkmış. Jack Russell değil mi bu? Jack Russell. Evet evet. Ya, acayip derecede seri hızlı yerinde duramayan evet, atik hayvan oluyorlar ya. Uykusuz atik geceler. Nasıl bir şey cümle oldu? Bu şey değil mi? Masaj aleti. Ben bunun bir reklamını görmüştüm Instagram'da. Böyle tutuyorsun tak 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 vuruyor. Da bu yani. Herkese selamlar. Keynesyen. Ne? Keynesyen. Evet peki devam. Burada hala böyle gelmeye devam etti tabii şeyler. Resimler, yeni resimler de geldi. Anam. Ufaklıklarımız maşallah. Bu yandan ayrıldığı zaman kız çocuklar çok tatlı oluyor ya değil mi? Evet. Aynen. Güzel. İki kulak. Ama zannediyorum evde bir tane de bebek var galiba. Şurada ben bir mama sandalyesi görüyorum sanki. Bir de bebeğimiz olsa gerek. Allah bağışlasın. Ayşe Hanım. Teşekkür ederiz. Arif Bey. Arif Bey İzmir'den. Arkadaşlarımızdan. Siz de hoş geldiniz. Artun Sinan Dönyanov. Bu doğru bir soy isim mi? Doğru mu telaffuz ettim onu da bilmiyorum ama. İzliyorsunuz. Peki. Teşekkür ederiz. Arif Bey'in yine şeyi, mesajı. Bakalım. Okey. Galiba bu kadar. Hala gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar çok keyifli. Bu da çok güzel olmuş. Bu, dedim ya bu gönderinin altı bayağı bir şey doldu. Hayvanlar alemi doldu yani. Aa bak şu kediler çok seviyor şu şeyi. Bizde de bunun mavisi var. Deli oluyorlar resmen buna var ya. Çıldırıyor yani. Yemek verme 24 saat bunu yer ama günde 5 tane fazla veremiyorsun işte. Steve tweet atmış. Arkadaşlardan bir tanesi öyle diyordu. Ne bizler mi alakalı attı acaba? 43 saniye önce tweet attı ama bize cevap vermiyor demiş. Tamam. Okey. Yine bir gönderi paylaştı zannediyorum. Olabilir. Yani işte olur olmaz paylaşıyor. Ne yapacağım? Onu da öyle kabul ettik. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. İnanılmaz güzel keyifli bir yayın oldu. Bu fotoğraf işini arada sırada yapalım bence. Çok güzel keyifli resimler çıkıyor meydana. Ben bulmakla meşgulüm şu anda. Sakarlığım 3. boyuta taşıdık bulmaktayım. Sağlam değil mi? Orada masa, sandalye, bilgisayar sağlamsa yeri sorun değil. Tamam. Okey arkadaşlar. Ya her hafta geliyorsunuz böyle kemik bir izleyici kitlemiz var. 350-400 kişi arasında. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir şey mi söyleyeceksin? Niye böyle yaptın? Susayım mı? Ha yok hayır. Ünlem işareti gibi bir şey düşünebilirsin. Bu arada chat kısmında da belirtildiği gibi bizim akademi eğitimlerine katılmak için
belirtilen linkten üye olabilirsiniz arkadaşlar. 24 saat içinde mailinize geliyor. Ve cevap bulamayan arkadaşlarımız var ise de Steve Academy DM'den ulaşım sağlayabilirler. Çok kısa sürede size geri dönüş sağlıyorlar zaten. Onun haricinde yeni atılımlar yapıyoruz şu anda akademi bünyesinde. Her hafta Zoom yayınlarında ben Deniz'le beraber güzel yayınlarımız olacak. Akabinde ufak çaplı yarışmalarımız düzenlenecek ve yeni strateji modülümüz de gelecek. O yüzden evet. Steam Akademi'de çok acayip hareketli günler ve hareketli zamanlar bizi bekliyor arkadaşlar. Orada acayip takipte kalmanızı öneriyorum. Steam Akademi'ye girebilmek için de Steve Akademi Telegram grubuna girebilmek için de buradaki linkten akademiye üye olun. Oradaki videoları, modülleri izleyin ve sınavları geçin. Akademi Telegram grubunda sizi bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Steve'de Bitcoin ile birlikte 10.30'da yayındayız. Yes. İlan Bilir demiş ki aramadılar beni, üye oldum demiş. Biraz önce belirttiğim gibi Steve Akademi DM'den ulaşırsanız eğer geri dönüş yapılacaktır size dedikten sonra. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle beraber olduğunuz için. Sizleri seviyoruz ve her hafta Perşembe günü bekliyoruz. Evet, Alimcan'a da çok teşekkür ederim buradan. Emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz kardeşim. Dikkat ediniz kendinize arkadaşlar. Hoşçakalın.